Hani kötüye denk gelirsin. Kumar oynamıyoruz, yaşıyoruz yani. Burada bir kriterimiz olması gerekmiyor mu? Bizimkiler aç dururken süreler burada krallar gibi geçiniyor. Dediğini duydun. Adam adamı bıçaklayacaksa kafaya koyacaksa yapacak. Çocuğu korkutmadım. Efendim, mülteciler ülkemiz için bir problem midir sizce? Fikrinizi alalım. Problem tabii ya. Ne işi var ülkemizde ya? Terk etsin gitsin yani. Sizce onlar geldiğinden beri adli olaylar arttı mı? Hırsızlık, şiddet? Her şey arttı, her şey. Her şey. İşsizliğe falan da etkisi var mıdır? Her şeye var, tecavüze var, şuna var, buna var, hepsine var. Yarın bir referandum olsa gitmeleri yönde mi oy kullanırdınız, kalmaları yönde mi? Gitmeleri. Cumhurbaşkanı göndermeyeceğiz diyor. Bu konuda fikriniz nedir? Şimdi boşver, bana bir şey söyler. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, mülteciler sizce ülkemiz için bir problem midir? Bence de problemdir. En büyük problem mültecidir. Neden öyle düşünüyoruz? Çünkü kardeşim huzur kalmadı. Bak görüyorsun şurada. Şurada rahat rahat gece biz sokakta yürüyemiyoruz, yapamıyoruz. Şarampol'de, arka sokaklarda, Zeytinköy'de her yerdeler. Hırsızlık da onda. Geçen apartman oraya giriyor, adamı kovuyorum, tekmeliyorum yani. Bir şey deme, polisi çağırsam polis alıyor, tutukluyor, geri götürüyor. Arabayı da salıyor, işlem yapamıyoruz. Öyle yani şu anlık. Adli vakalar arttı mı sizce bu mültecilerden sonra? Arttı tabii ki de. Baksana televizyonlarda falan görüyoruz hani. Cinayetleri yok, TikTok'ta. Türk kızlarının tacizleri şudur budur. Ama artık güçlerimiz yetmiyor. Artık bunlarla artık yaşamaya alışmamız lazım. Neden böyle düşünüyoruz? Çünkü artık bunlar gitmez diye düşünüyorum. Çünkü AK Parti'nin politikasına göre bunlar din kardeşlerimiz. O yüzden kalıcı gibi. Zaten hep buraya akın akın geliyorlar. Din kardeşimiz diye bütün Orta Doğu'yu alalım o zaman. Zaten öyle görünüyor hani. Alıyoruz da zaten. Diye. Alıyoruz ve fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yoksa şafağı göremem. Peki, referandum olsa gitmeleri yönde mi oy kullanırdınız, kalmaları? Tabii ki de gitmeleri yönde oy kullanırım. Çünkü seviye kültürümüz gerçekten aşağı çekiyorlar. Ne bileyim ya, ben inanmıyorum ya. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Net. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, eyvallah. Soralım efendim. Mülteciler sizce ülkemiz için bir problem midir? Yani çalışanlar için problem. Hanımlar için? Akşam mesela sokağa çıkabiliyorlar mı rahat rahat? Ya da ne bileyim, otobüse binerken, bir yere giderken taciz edilme korkusu var mıdır? Sosyal medyada çok sık haberleri dönmeye başladı. Ya tabii o insandan insana değişiyor yani. Nasıl diyeyim size? Her yerde mutlaka bir kötü vardır. Evet. Hani Türkiye'de de var illaki. Sırf mülteciler diye göz önüne bulmak lazım. Mültecilerin de kötüsü var, iyisi var. Şans işi diyelim buna. Hani kötüye denk gelirsin. Kumar oynamıyoruz, yaşıyoruz. Yani burada bir kriterimiz olması gerekmiyor mu? Orası öyle. Mültecilerin hani zararı var. Yok değil. Her türlü zararı var. Hem çalışanlara. Adamlar halde mesela çalışmaya gidiyor. Bizim Türk insanı gidiyor. Normal bir tırı 100 milyon indirirken mülteci gidiyor, diyor ki bana sadece yemek ver, ben indiririm. Milletimiz ekmeğinden ediyor. Hani taciz olayına gelirse de taciz ettiğin hani mültecilik yani bu hani direkt atılması lazım. Her türlü gitmesi lazım yani. Yani bu yüzden Türkiye için mülteci sorun ya. Peki yarın bir referandum olsa gitmeleri yönde mi oy kullanırsınız? Gitmeleri yönünde. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mülteciler ülkemiz için bir sorun mudur sizce? Bence sorun ya. Neden sorundur efendim? Yok, her türlü sorun yani. Bizim hırsızlık arttı mı? Artmış tabii ki. Her şey artmış. Yenge, çolukları, çocukları akşam... Suriye şehrine bakıyor, mültecine bakıyoruz ki. Yengeyi, çocukları akşam gönül rahatlığı sokağa salabiliyor musun? Hayır, salamıyoruz. Başına bir şey gelir diye korkuyor. Yani, kesinlikle yani. Yarın bir referandum olsa gitsinler mi dersiniz, kalsınlar? Gitsinler diyelim. Siz ne düşünürsünüz abi? Mülteciler ülkemiz için bir sorun mudur? Ekonomik bunda kalkmazsa iki dünyada millet ekmek her dibe atıyor, binalardan yere atıyor kardeşim. Köyü, sokakları gez, her dibe ekmek içi atıyor. Çuvalarla, turbalarla aklında olsun. Allah'ın gücüne gelir de ona sebep bura böyle günde dur. Mülteci bizim için sorun mu değil mi? Dilini anlayamıyorum, ne diyorsun? Tamam, teşekkür ederim. Eyvallah. Abicim, mülteciler ülkemiz için bir sorun mudur sizce? Değil midir? Sizi soruyorum. Sorun tabii. Neden sorundur abi? Yani Suriyeli değil de... Ben gördüğüm kadar Ukraynalı Suriyeli'den çok çok iyi. Yani vatanını, milletini seven vatanından ayrılmaz. Bak insanlar çatışıyor orada kanıyla olsa. Mülteciler geldiğinden beri hırsızlık arttı mı abi? Özellikle Suriyelilerin bize çok büyük zararları oldu. Ekonomi olsun, iş olsun. Şimdi bazı mahallelerde özellikle Mersin, Adana, Antep gibi yerlerde Suriyeliler çok büyük bela. Türkiye'ye yani. Bir an önce bizim vatanımızı terk edip gitsinler. Ha, Ukrayna'ya kapı açarım, kendim evi de veririm. Sıkıntı yok. Çünkü insanlar bizim gibi. Biz Türk milleti olarak vatanımızı terk etmedik. Savaştık. Mülteci bence yanlış. Yani bak, gençlere bak. Durumlarını görüyorsunuz. Suriyeli gelmiş burada. Bizim şartlarımıza 150 lira, 120 lira çalışan insanlar
Bizim şu anda belki inanılmaz, Konyaaltı'nda kira 15 bin lira olmuş. 3 askeri ücret bir kira. Bu insanlar ne yiyecek yani, bilmiyorum. Peki abi, yengeyi çocukları rahat rahat sokağa salabiliyor musun? Hayır. Yani bizim örf ve adetlerimizde namus şeref her şeyden önce gelir ama Suriyeliler girdi. Ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da bazı mahallelerimiz berbat. Hem de çok berbat. Mesela çok fazla, bu sıralar çok fazla haber çıkmaya başladı. Tacizle evet. ilgili, doğru. şiddetle ilgili, sokaklarda sopalarla, silahlarla kavgalar. Aynen. Çıkmıyor. Ya işte buraya geliyorlar. Hani diyor ya Suriye, evet diyor, Türkiye güzel, para da güzel. Doğru söylüyor. Türkiye yani Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı veya ne bileyim bizim hükümet biraz önce vatandaşına, Suriyelilerin burada geçim kaynağı bizden çok çok iyi. Peki siz yarın bir referandum yapılsa gitsinler mi dersiniz, kalsın? Kesinlikle ben gitsin derim. Benim vatanımı terk etsinler ya, ben vatanımda kendi örf ve adetimi yaşamak istiyorum. Yani Suriyeli gelmiş benim burada huzurumu kaçırmak, yani Sayın Tayyip Erdoğan Suriyeli bire sokarken pazarlık edeceksin önce. Benim huzurumu kaçırmayacaksın. Benim vatandaşım dururken, benim gençlerim dururken yabancı, yani ben özellikle Türk iş insanlarına söylüyorum. Önce kendi vatandaşlarınızda iş verin. Bizimkiler aç dururken Suriyeliler burada krallar gibi geçiniyor. Duyuyorsunuz değil mi? Cumhurbaşkanı göndermeyeceğiz dedi. Bir vatandaş olarak ne düşünüyorsun? Göndermiyorsa zaten uyum yok ona. Gönderen kim olursa ona vereceğim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Mülteciler ülkemiz için bir sorun mudur sizce? Ne gibi yani? Sokakta yürürken rahat ediyor musunuz? Yengeyi çocukları salarken rahat ediyor musunuz? Şiddet olayları çıkıyor haberlerde. Ne düşünüyorsunuz? Sorun yok. İyi miyiz? Rahat mıyız onlarla? İyiyiz. Rahatsız abi ya. Misafirperver oldun mu çok güzel olur. Mesela televizyonda şiddet olayları çıkıyor. Bunlar sizi tedirgin ediyor mu? Elbette canım. Mesela sınırlarımızdan öbek öbek giriyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hudut namustur derlerdi askerler. İzinsiz olmaması lazım. Giriyorlar ama tırlarla kaçırıyorlar ülkenin içine. Çare bulsunlar. Bulamadılar. Başka bir şey. Süleyman Soylu'nun biz bununla mücadele ediyoruz dediğini duydun. Adamı bıçaklayacaksa kafaya koyacaksa yapacak. Çocuğu korkutmadır. Korkar mı be? Bak mesela geçen Antalya'da bir bölgede kamyonetin arkasına binmişler, silahlarla birbirine şey sıkıyorlar, mermi sıkıyorlar. Duydunuz mu? Duymadım. Bir haftası var. Yani bunlar seni tedirgin etmiyor mu? Allah Allah, Suriye. Çok ayıp etmişler. Suriyeler mi abi? Yarın bir referandum olsa gitsinler yönde mi oy kullanırsın, kalsınlar yönde mi? Siyasi partiye mi? Hayır hayır. Suriyeliler gitsin mi kalsın mı dediği zaman sen hangisine basarsın? Gitsin derim. Gitsin mi? He. Peki. Siyasette gene AK Parti. Tamam abi, ona bir şey demiyorum. Sen AK Parti. 6 tane zat birleşmiş. Evet. Talip kesin nasıl olursa olsun. Konu o değil abi. Onlardan bir konu olmaz. Peki, teşekkür ederim. Eyvallah. Efendim, mülteciler ülkemiz için bir sorun mudur? Sağ olun. Aynen. Size soralım efendim. Çekmeseniz söyleyeceğim. Sorun değildir çünkü ben de Almanya'da mülteci sayılırım. Almanya'da bize yapılanlar burada Suriyelilere yapıyorlar. Şeyi merak ediyorum. Çekmeyin. Ben çünkü YouTube'da sizi izliyorum, ben çekilmek istemiyorum. Çekildik artık. Yok sen. Ne olacak? Yok ayıp. Sohbet edeyim. Yok yok. Ama ben sizi severek dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Burayı yayınlıyorum. Mülteciler ülkemiz için bir sorun. Ya zaten başlı başına sorunlar ki. Vatandaş ne düşünüyor, bunu merak ediyorum. Abi vatandaşın ne düşündüğü önemli değil. Önemli olan ülkenin parasının onlara gitmesi. Şimdi yani haram, bir şey zıkkım söyleyeyim olsun. Size. Mülteciler Türkiye'ye geldikten sonra mültecilere TC verilmeye başladı. Ve bizim ülkemizde oturarak para kazanmaya başlıyorlar. Biz alın terimizle paraya kazanırken onlar oturarak para kazanıyor. Peki siz sokağa çıkarken tedirgin oluyor musunuz? Evet. Burası ki ben sağlıkçıyım. Gerçekten tedirgin oluyorum. Burada fazla bir şey değildir. Sağlık sektörüyle ilgili bazı söylemler, mesela Suriyeliler ücretsiz muayene oluyor gibi. Doğru mu? Evet. Bu olmaması gereken bir şey ama yapıyorlar. Hastanelerde öncelik tanınıyor mu onlara? Evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu durumdan rahatsız mısınız? Size... Çok rahatsızım. Rahatsız olmayan var mı Allah'ım? Referandum olsa gitsinler yönde mi oy kullanırsınız, kalsınlar? Abi gitsinler. Ama gitsinler ya. Bir gitsinler. Teşekkür ederim. Buyurun konuşalım ablam. Bir de gitsinler, yeter artık, yeter, bıktık. Ülkemiz için bir sorun mudur mülteciler? Hepsi sorun. Gitsinler yani, biz istemiyoruz vatanımızda, ülkemizde.
gelip de burada bizlere dayılanıyorlarsa, bizden rahat bir yaşam yaşıyorlarsa gerekleri yok, gitsinler ülkelerini savunsunlar. Az önce sağlık çalışanı bir hanımefendi dedi ki hastanelerde onlara öncelik veriliyor, bedavaya. Her şeyde. Markete gidemiyoruz, aldığımız maaş belli, yetmiyor. Pazara gidemiyoruz, maşallah onlar her hafta dolu dolu etlerini de tavuklarını da, pazar alışverişlerini, muzlarını, her şeylerini alıyor. Ama biz çocuklarımıza bunu yapamıyoruz. Asgari ücret, ev kirası olmuş 3000 lira, 4000 lira. Ben Varsak gibi bir yerde oturuyorum, 1500 lira kira veriyorum 1 artı 1 eve. Varsak daha başı abla. Düşün yani 1 artı 1 1500 lira. Suriyeliler 8-9 kişi bir evde yaşıyor, hepsi çalışıyor. Devlet de destekliyor bunları, ne olacak? Kazandıklarını yiyorlar, devletin verdiğini kira ödüyorlar. Siz çocukları rahat rahat akşam sokağa salabilir misiniz? Hayır. Salamıyoruz ki ben büyüttüm. Büyüttüğüm halde ben dışarı çıkaramam. Niye? Korkuyoruz çünkü. Kendim çıkamıyorum, 47 yaşındayım. Nereden ne geleceğini bilmiyoruz artık ülkemizde. Kendi ülkemizde mülteci olduk. Bu kadar. Yarın bir referandum olsa gitsinler yönde mi? Gitsinler. Kesinlikle gitsinler. İstemiyoruz. Burası TC vatandaşı, TC halkı yaşamalı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Mülteciler sizce ülkemiz için bir sorun mu? Şimdi şöyle, mülteciler, yani biz Türk halkı ve Müslüman olarak mazlumlara her zaman yol göstermemiz gerekiyor. Her zaman kucak açmamız gerekiyor. Ama onların bu ülkeye gelip de bize karşı bizden daha fazla hak almaları, evet, bir tık fazla sinirimi bozuyor diyebilirim. Peki sen bir vatandaş olarak eşinle, dostunla, annenle, kız kardeşinle sokakta rahat yürüyebiliyor musun? Bir akşam, gündüz, herhangi bir vakitte. Ben yürüyebiliyorum. Tedirgin oluyor musun ya da? Yok, tedirgin olmuyorum. Ama tedirgin olacak mahalleler var. Onlara önlem geçirilmesi gerekiyor. Peki sence onlar geldiğinden beri adli vakalar, şiddet olayları arttı mı? Ne gözlemliyorsun? Yoksa sosyal medya mı abartıyor durumu? Arttı, üzerine benim başıma da geldi. Ne geldi? Onu anlatmayayım şimdi. Yok, gerek yok, anlatmayayım ama hani onlar mülteciyle mi? Yok, onlar bir mülteciyle değil ama onların olduğu mahallede bir sıkıntı oldu. Yani dediğim gibi onlara karşı bir emniyet sıkıntısı var. Onlara karşı bir emniyet şey olsa çok daha iyi olur. Peki sen yarın bir referandum olsa gitsinler yönde mi oy kullanırsın, kalsınlar? Şimdi onların gideceği yere bağlı. Onlar memleketine gidecek. Ama memleketinde yani savaş yok. Ha, mesela gidebilir o zaman, savaş olmaz o zaman. Gidebilir yani, gitsin derim ama hala da savaş orada devam ediyorsa niye gitsin de bile bile ölüme savaş niye gidiyor? Savaş haberi görüyor musun sen? Efendim? Savaş haberi görüyor musun Suriye'den? Hayır. Ama peki mesela yok. Ukrayna'da var. Mesela Ukrayna'dan gelen buraya mültecileri tekrar göndermek olmaz. Ama tabii şimdi Suriye'de yoksa onların orası ihya edildiği zaman gidilebilir tabii. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Mülteciler ülkemiz için bir sorun mudur? Ne düşünüyorsun? Mülteciler. Yok. Suriyeliler. Yok. Afganlar. Yok. Kalsınlar mı? Kalsınlar ya. Onlar da Müslüman. Evet. Zor durumda kaldılar. Memleketimize geldiler. Evet. Başımızın üstünde yeri var. Mesela bazıları böyle haberlerde görüyoruz. Şiddete başvuruyor, hırsızlık oluyor, taciz oluyor. Türkiye'de olmuyor mu ablam? Türkiye'ler yapmıyor mu? Mutlaka oluyor. Bir insanın olduğu yerde iyisi de olur, kötüsü de olur. Hepimizi Allah iyilere yakın etsin. Tamam mı ablam? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hocam sorabilir miyiz? Mülteciler sizce ülkemiz için bir sorun mu? Evet. Ne gibi sorun mesela? Yani çok büyük bir sorun. Adli olaylar, şiddet olayları arttı mı sizce? Arttı, evet. Yarın bir referandum olsa gitsinler yönde mi oy kullanırsınız, kalsınlar? Gitsinler yönünde oy kullanırım kesinlikle. Cumhurbaşkanı göndermeyeceğiz diyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya Cumhurbaşkanı hakkında da bir şey düşünmüyorum. Onun fikrini... Evet, önemsemiyorum çok. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun.